yediler. Ehliyatı verdim kardeşlerim. Şu anda zapas bir saat dön. Şükran rahatsızlandı. Kafa sopa devlet hastanesine geldik. Şu anda affedersiniz itirar ve kan takipleri verdi. Onların sonuçlarını bekliyoruz. İtirarı vermişti. Şimdi tekrar kan da takip yapmaları istediler. İtirarda biraz enfeksiyon fazla çıktı. İnşallah yatırmaz çıkanı. Şu anda durum kritik gözüküyor yani. Enfeksiyon çok fazla. Serum yiyor şu an ve kan tahlilinin neticesini bekliyoruz. Allah yardımcı olsun. Sonunda kazananı gördüler. Bir ihtimal bile kıskananlar bir dursun. Aşkımız ona buna kapak olsun. Ders olmazsa o olsun. Aşkımız ona buna kapak olsun. Gelene de gitsin. Çatlayanlar, patlayanlar, çatlayanlar. Merhabalar, cümleden selamun aleyküm. Can bacılarım, kardeşlerim, kızlarım, aşk kuşlarım, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne iyi hepinize geldiniz. Allah'ım hepinizden razı olsun. Rabbim ne muradınız varsa versin. Bugün günlerden pazartesi. Hepinize hayırlı haftalar olsun. Ben kalktım, kuru yufka aldırmıştım İzzet abimize. Böyle kuru yufkadan kıymalı börek yapacağım. Şu kadar da 250 gram kadar şöyle küçük bir kıymam vardı dolapta. Onu çıkardım. Şimdi altını kısayım. Şöyle ince dilimli ekmeklerim vardı. Ekmek kızartma makinesini çıkardım. Oğlum çok seviyor kıtır ekmeği. Beser yağıyla beraber güzel oluyor. Ekmek kızartma makinesini de kızartıp şöyle beser yağıyla üzerini yağlayacağım. Soğanımı doğrarken kızım aradı. Defne aradı. Onlarla konuşurken bayağı bir konuştuk. Bir yarım saat kadar konuştuk. Ezgi ile beraber, Defne ile beraber. Defne dün denize gitmiş. Yanmış. Ondan sonra nasıl bilmiyorum. Kıpkırmızı olmuş Defne. Ondan sonra kızım da evdeydi. Ondan sonra oturuyorlardı. Bizi çağırdılar. Dedim siz gelin. Ben kıymalı yufka yapıyorum dedim. Prenses herhalde hamileymiş. Prensesi gösterdi. Prensesimiz tekrar hamile arkadaşlar. Ondan sonra derken soğanı doğradım. Tam o anda size soğan doğrarken videoyu açmıştım. Soğanı doğradım. Biraz fındık yağı koydum. Pul biber koydum. Şöyle iyice soğanımı kavurup ondan sonra kıymamı ilave edeceğim. Çayımı da demledim. Oğlum yatıyor. Eşim sabah erken gitti. Gelene kadar dedim ben kahvaltıyı hazırlarım diye düşündüm ama
çayımı demledim. Daha yeni yeni kahvaltıyı hazırlamaya başladım. Bugün demiştim sizlere sürpriz bir haber vereceğim diye. O sürpriz haberi de hemen sizlere açıklayayım. İzzet abinizin dişleri yapıldı. Selamun aleyküm. Evet. Dişler. Değerli kardeşlerim, bacılarım, kızlarım. Hepinize saygılarımla, hürmetlerimle Karadeniz oğlundan iyisinizdir de inşallah. Allah iyilik, dirlik, sağlık versin. Konuşması da değişmiş. Artık gülebilirim. Gülmek serbest. Allah'a çok şükür dişler yapıldı ama konuşmalarımda gene dikkat ederseniz yankı var. Ben de yankıyı hissediyorum. Çünkü alışmamız lazımmış. Bak çünkü de çünkü derken bir hoşkin oluyor değil mi? Evet. İşte. Arkadaşlar ağzımda bir tane bir yani koyulan diş dilime takılıyor. Devamlı dilim oraya gidiyor. Ağzımda bir demir var gibi geliyor bana. Demir. Zamanla alışacak. Öyle diyor. Kızımla da konuştu az önce. Doktora dedim. Doktor hanım dedim. Ben dedim konuşmalarım bile dedim. Gene dedim ben değişmesi lazımdı. Normal konuşmama gel. Abi dedi alışacaksın dedi. Daha yeni taktık dedi. Hele ağzın bir dişi görsün dedi. Bak konuşmalarında bazı kelimelerde yankı yapıyor. Dolayısıyla evde dedi kas doku, sessiz kas doku dedi. Yani sesini çıkararak kassın dedi, dilini alışsın. Evde dedi biraz bağırarak konuş dedi. Dedim ben bağırma, evde dedim bağırma kabiliyetim yok, karakterim yok. Yok dedi öylesine spor dedi. Ha öyle dedim. Eşime söylerim yanlış anlardı. Bağırdı zanneder. İki gün dağlarla çıkıyor. Fındıkta bağırırım. Fındıkta serbest. Türkü de söylerim, şarkı da söylerim Allah izin verirse. Evet değerli kardeşlerim, Allah'ımıza bir şükürler olsun. Evet. Şu anda acımıyor. Herhangi bir vurma yok. Ancak çarşamba günü kontrola gel dedi. Bakacağım, kontrol edeceğim tekrar dedi. Olur ya bir vurma olur, acıtma olur dedi. Onları bana tespit et dedi. Ağzında bol bol konuşmaya çalış dedi. Ağzın konuşmaya alışsın dedi. Nihayet gülebilirim dedim. Doktor hanım, tabii dedi, gülebilirsin. Artık gülmek sana da yakışır dedi. Artık... Yaklaşık neredeyse 1,5-2 yıldır ağzı boştu. Allah'a şükürler olsun. Sevinmiş, dişleri yapıldı. Ben hatta ümitsizdim. Tam torunumla Defne ile konuşurken Ezgi dedi ki babam gelince dedi dişe yapıldıysa bizi arasın. Tam kapatırken ben geldim. Ezgi de... Tam kapatırken İzzet geldi. O anda kapandı, ben tekrar aradım. Babasını görünce hemen yarım saniye içinde sevindiler, konuştular. Allah razı olsun. Alışır, yani alışacaksın. Alışacağız yani. Şu anda ağzımda bir demir var sanki. Demir artık orada duruyor. Fırçalamayı hiç ihmal etmeyeceksin. Yok, fırçalama yok. Yıkama var bende. Öyle mi? Tabii, diş macunu kullanmak yasak. Öyle mi? Evet dedi, tabii. Hmm. Diş macunu yok. Normal diş fırçası normal sabun işte o şeyle sıvı sabundan şey yapabilirsiniz de ama bu şeyi çıkma ihtimali çıkarılabiliyordu arkadaşlar. Benimki çıkmıyor ki seninki da... montalı, senin de ağzında dişler vardı, onlara monte edildi seninki. Benimkinde ya komple damak yapacaksın, eskiden anlayan vardı ya. Evet. Ya komple damak yapacaksın, olduğu gibi atlıyorsun, hiçbir dişin olmayacak ama o zaman. O zaman hiçbir dişin olmazsa damak olması lazım. Ama benim birkaç tane dişimden faydalanarak durdururlar. Ama gerekirse çıkarabilirsin, yıkayabilirsin, temizleyebilirsin dediler. Ama yani... Sana bir kap vereyim ben, gece yatarken içine koyarsın. Ha gece yatarken de dedi, çıkarırsan daha rahat edersin. Annem de çıkarıyordu hep. Daha rahat edersin dedi. Yani benim... Çene yapıma ve şeklime bu oluyor arkadaşlar, kardeşlerim. Başka türlü olmuyor. Ya da mevcut dişleri hep şekleyeceksin, alt üstü damak yaptıracaksın, takır takır çıkaracaksın. Ya hangisi sağlıklıysa o. Evet, yani ben de... Nasıl uygun görürlerse... Mevcut dişlerim, 5-6 tane dişlerim, 6-7 tane dişlerim korunsun dedim. Onlar sağlam mı? Sağlam dediler. Ondan faydalanarak bu şekle yaptılar. İyi başka olmuş. Yok yani. Güle güle kullanın. Allah razı olsun. İyi günlerde sağlıkla kullanın. Yani 10 kez ölçü aldılar belki arkadaşlar. Diş yaptırmak hakikaten kötüymüş. Ben bu yaşa kadar kötüydü bir şey uğraştırıyorum. Ama özele giderse, parayı verirse istediğin gibi adamlar bir ayda, iki ayda takarlar. Çünkü adamlar parayla yapıyor bu işi. Ama orada bizim gibi emekliler, SSK'lılar
mümkün olduğu kadar ücret de vermeden, tabi az bir döner sermaye ücreti var tabi, bin küsü lira kadar bir şey. O da çok önemli değil. Haliyle tabi biz de nihayetinde devlet adamı olduğumuz için devletin fakültesine gittik, oradan yararlandık. Geç oldu ama temiz oldu, Allah'a çok şükür. Şu anda memnunum, herhangi bir sıkıntı gibi gözükmüyor. Ama ağzıma alışamadım. Çünkü daha belki ağzım daha hafifti ve boştu. Şimdi ağzımda dolu, sanki de ağzımın içinde bir hamur var, sakız var veya demir parçası var. O duruyor orada. Benim de dilim genelde oraya gidiyor. Dilde tabi alışık değil. Bu ne diyor? Dil şaşırır şimdi. Bu ağzında ne bu adamın diyor. Onun için hakikaten zormuş. Ve uzun bir mesafede de hallettik. Allah'ımıza bin şükürler olsun. Beklenen gün bugündü. Size müjdeli haber dediğimiz gün de bugündü. Dişle ilgiliydi. Olay bu arkadaşlar, değerli kardeşlerim. Nihayet diş de bitti yani. Dişsizliğe alıştı ya, şimdi zor geliyor ona diş. Şimdi henüz hiçbir şey yemedim tabii. Şimdi istediğini yiyebilirsiniz abi dedi doktor. Ben de dedim ki eşim yapardır inşallah dedim. Şimdi bir gidince bir denerim dedim. Şimdi Allah razı olsun Şükran da yufka yapıyor. Hıbalı yufka diyor. Kıyma almıştık zaten, yufkayı da almıştık. Ben hazırlayayım da balkonda sohbet yaparız. Evet, orada devam ederiz. Heh. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Şöyle gene yaparken sizlere göstereceğim. Sessiz bir çekim yapayım. Ondan sonra balkonda otururuz. Hep beraber bir sohbet yaparız. Balkonda hiç oturmadık. Oturmadık yani. Evet. Bir çay fası yapalım. Hadi bakalım, görüşürüz. Sizler yokken oturmayı canımız istemedi.
Balkonumuza, balkona klima hiç fayda etmiyor. Şu anda öyle nemli bir hava var ki, başım kapalı, kollarım kapalı. Kahvaltıyı hazırladım. Geldi karşınıza tekrardan. Evet, tekrar selamun aleyküm. Allah'ım hepinizden razı olsun. Kusura bakmayın. Rize'den karşısında balkonumuzda ilk kez yeni alınan koltuklarla beraber yeni oturuyoruz. O nedenle bir açılış yapmak zorunda kaldık. Bize afiyet olsun. Allah razı olsun. Allah olmayanlara da versin. Mesnim arkadaşlar sen hani. Yiyebilirsin. Ben rahatsızdım. Videonun başına da ekledim. Gördünüz. Sizlere bir anlatayım. Ben o kadar aç değilim. Ön atıştırma yaptım. Eşim yesin yavaş yavaş. Sizlere bir açıklama yapacağım. Ne gündü? Günlerden pazartesi. Cumartesi akşamı. Evet, cumartesi akşamı. Hiçbir şeyim yoktu. Sizlere video göndermiştim. O videonun cuma akşamı mıydı? Cuma akşamı. Cumaydı. Cuma akşamı. Sizlere video gönderdim. Sorularınıza cevap verdim. Ondan sonra hiçbir şeyim yoktu. Durup dururken işte gece saat 1'den sonra çok rahatsızlandım. Yani sürekli rahatsızlığım tekrar etti derken artık daha olacak gibi değil. Uyku uyutmuyor bana. Aklıma hemen devlet hastanesi geldi. Acil servis geldi. Servis eşim de uyuyor. Onu dedim uyandırayım. Hemen hazırlandım ben o uyanana kadar. Benim hazırlanmam uzun sürüyor. Çantamı falan ayarladım. Nüfus kağıdımı falan ayarladım. Eşimle beraber gece Ordu Devlet Hastanesi acil servisine gittik. Acil serviste neyin var neyin yok derken nöbetçi doktor önce bize tahlil istedi. Ben evden götürmüştüm tahlilimi. O tahlili verdim. Tahlil çıktı. Yani bayağı bir bekledik. Saat 3-3.30 gibi oldu tahlil çıkana kadar. Tahlil çıktıktan sonra arkadaşlar gittik. Doktor dedi çok yüksek bir derecede enfeksiyon geçiriyorsun dedi. Çok yüksek dedi. Ondan sonra ben senden kan almadım dedi. Kan da aldırayım dedi. Kan için dedi. Bir de kana bakalım dedi. Kana bakalım dedi. Büyük ihtimalle dedi. Kanda da vardır dedi. Bekliyoruz. Sabah 5.30 oldu. Kan tahlili çıkmıyor. Dedim ben böyle bekleyeceğiz mi yani? Bekle. Yatmaya yer yok. Uykusuzum. Uyumamışım. Doktora eşim gitti söyledi. Biz dedi hani bu enfeksiyon doktorunu bekleyecekmişiz. Bizi göndermiyorlar. Herkes gidiyor. Biz kaldık orada. Çok yüksek olduğu için enfeksiyonum. Enfeksiyon doktoru gelmedi. Bekliyoruz. Yatmaya yer yok. Oturmaya yer yok. Sandalyeler var. Oralara doğru uzanamam. Eşim uzan diyor. Diskiniyor. Derken aklımıza bir fikir geldi. Dedik biz bekleyemeyeceğiz. Bizim zaten randevumuz vardı salı günü. Doktorumuza gidecektik. O yüzden beklemeyelim dedik. O zaman dediler imza atman gerekiyor. Bana imza attırdılar. Her türlü her tehlikeyi ölümü bile göze alıyorum diye imza attım ben orada. Yani o kadar yüksek bir derecede enfeksiyon hastasını demek ki göndermek istemediler. Enfeksiyon doktoru da hemen gelmeyince ben nasıl bekleyeyim? Sabah çıktım. Karnım acıktı bir yandan. Hastanenin kantinine gittik. Orada tavuk suyu çorba istedik. Bir kase çorba hastanede bile 90 TL. Eşim dedi ben yemeyeceğim sen ye dedi. Yarısını ben yedim yarısını da eşime bıraktım. Ekmekli yine hepsini yemedim. Çünkü onun karnı da aç. Derken biz geldik imzayı attım. Geldim eve ilaç verdi bize. Gördüğümüz az önce.
O ilaçlar biraz da iyi geldi bana. Gelir gelmez hemen toz ilaç vardı. Onu hemen yatmadan önce dedi tarifini okudum. Onu sulandırdım, içtim. Ve diğer ilaçlarımı da içtim. Onları spazm olduğu zaman iç dedi. Karın ağrısı bir tanesi. Spazm, ağrın olduğu zaman iç diyor. İç diye yazıyor üstünde. Diğeri antibiyotik. O antibiyotiği de sabah akşam aynı saatlerde içmem gerekiyor. Yani kısacası 2-3 gündür iyiyim. İlaçlarım iyi geldi. Bugün ikinci günü zaten. İlaçlara 3. günü bugün. Nereden çıktı şimdi ya? YouTube maaşım yatmış. Oğlum baktı internetten. Onu çekmeye gitti. Üzerine katacak. Taksitleri ödeyecek. Bugünkü Evkur taksitlerimizin ödeme günü. Ben de şey koydum. Maden suyu. Çok hoşuma gidiyor maden suyu benim. Beypazarı. Reklam değil bu arada. Ben videolarımda kesinlikle reklam yapmıyorum. Sadece bilgilendirmek adına. Reklam değildir. Çok hoşuma gidiyor gerçekten sade maden suyu. Kahvenin yanında da iyi gidiyor. Sizleri de halatır edemedim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz nasıl? Yorumlarda zaten karşımdaymış gibi sizlerle sohbet ediyoruz. Böyle oturup da balkonda karşı karşıya gelemedik havaların sıcak olmasından dolayı. Şimdi buraya üçlü masam gelecek. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben bir önceki videonun sonunda videoyu kapattıktan sonra abime gittikten sonra merkeze çektik arabamızı. Evkur'a gittik. Evkur'dan üçlü. Bu da reklam değildir. Sadece nereden aldığımı söylemek istiyorum. Reklam amaçlı hiçbir tanıtım yapmıyorum videolarımda. Evkur'dan üçlü koltuk geçirmeli böyle şuraya koltuğun içine koyuluyor. Ayakları öyle yapılmış. Ondan sonra siyah üzerine şu renk. Bacakları böyle. Şu çok kalın değil, ince. Ben zaten böyle germeç bacak istemiyordum. Çok yer kaplıyor küçük balkonlarda böyle masalar. Çapraz ayakları böyle gelen masalar. Çok yer kaplıyor. Benim bu oturma grubum da demir. Ayakları da düz iniyor. Üzerinde şöyle dalga dalga çok az bir şey koymuşlar üzerine. Siyah çok tuz gösteriyor ama olsun. Kumaşı çok güzel ama. Böyle sert, singer. Öyle pamuklu falan da değil. Üçlü sehpamın üzerinde böyle bu renkten ahşap rengi dalgalar var en üstünde. Bir tanesi yetmezse birini kullanırız. Burası masa kurup da oturmalık değil. Ben böyle masayla oturduğum için çok yorgun düşüyordum. Bana rahat edeceğim bir grup lazımdı. Ben zaten fazla bir böyle oturup da teferruatlı masaya döşeyecek kadar mutfakta var masa, salonda var masa. Burası da böyle rahat edeceğim bir şekilde olsun istedim. Şuraya otururum, sırtımı dayarım, ayaklarımı uzatırım. Oraya otururuz. Rahat 1, 2, 3, 4. Bir tane de tabure koyarsak, bir tane de oraya koyarsak taburelerimi 6 kişi rahat alıyor şu anda balkon. Onlar gelecek. Peşin fiyatı zannımca 2000-3000'e yakın herhalde. Üçlü sehpanın peşin fiyatı. Ben 18 ay taksitle aldığım için 3,5'a falan geldi. Hemen hemen. 18 ay taksitle. O da geldikten sonra rahatlayacağız. Böyle bu masam benim üçgen olduğu için oturma odamı masası sehpası bu. Sehpa diyelim. Masa demeyelim önce. Ağzım alışmış masaya. Bu böyle üçgen geliyor. Buradan geçilmiyor. Ucu sivri. Dikkat etmek lazım gelip geçerken. O kare. 40'a 40. 40 santime 40 santim. Kare. Yüksekliği önemli değil. Önemli olan buradan geçişi engellememesi. Bacaklarının da böyle şey olmaması. Germeç mi diyeyim? Dışa dönük. Dışa dönük olmamasına dikkat etti. Halım da siyah olduğu için siyah aldım. Her türlü. Siyah çok toz gösteriyor. Hele de ışık vurduğu zaman şu anda böyle bakıyorum ki ufak ufak beyaz beyaz olsa belli oluyor. Bulaşık makinesini açtım. O yıkıyor. Oğlum kıymalı börekten. Ben kızartma ekmek yemediğimiz için oğluma yaptım kızartma ekmeği. Ekmek makinesinde. Ay şöyle oturayım sırtımı dayayayım ya. Rahat rahat. Sanki emanet gibi.
Bundan sonra böyle karşımızda oturup oh ne güzel sohbetler yaparız Allah'ın izniyle. Yalancı cennetimde. Minnak balkonumda nice nice sohbetler yapmak nasip olsun bizlere, sizlere de inşallah. Rabbim çok daha iyilerini sizlere nasip etsin. En son nokta buydu. Onu da hallettik Allah'ın izniyle. Kahvaltının üzerine kahve ve maden suyu çok iyi geldi. Eşim kahve içemedi. Daha doğrusu midesi bulandığı için, daha yeni dişi alışamadığı için kahveyi içemedi. Gelince yapacağım ona. Sen kapanışı yaparsın dedi bana. Tamam dedi. Ondan sonra ben dedi gideyim dedi. Ev kur taksitini ödeyeyim dedi. Ondan sonra dedi rahat rahat dedi. Oturalım serin serin evimizde dedi. Öylece ona yolcu ettim. Oğlum da odasında gene yoğun ders çalışıyor. Onun sınavı var 4 Ağustos'ta. Bugün ayın 22'si benim ev kur günüm. Aslında böyle havalar sıcak olmasaydı ben de giderdim, çekim yapardım ama hava şartları bizleri böyle ev hapsine neden oluyor. Kurban olurum Allah'ıma. Allah'ım affetsin. Ben zaten böyle olacağını biliyordum. Gezdim, doya doya gezdim. Sahilimizde de oturduk, bol bol sohbet ettik. Dedim havalar ısınana kadar şöyle bir gezelim de doyalım diye sizlerle de paylaşmıştım. Sahilimize gitmiştik. Orada oturmuştuk, sohbetler yapmıştık. Şurada yaklaşık bir ay kaldı. Bir ay sonunda Ordu'ya artık havalar normale dönüyor. Allah'ın izniyle. Rabbim dayanamayacağımız hava şartlarıyla hiçbirimizi imtihan etmesin. Allah'ım huzurlu, mutlu, sağlıklı, felaketlerden, kazalardan, kem gözlerden, kötü insanların şerrinden hepimizi korusun. Rabbim bolluk, bereket, ucuzluk versin. Bol bol yiyelim, içelim, sağlığımıza dikkat edelim. Çoluğumuzla, çocuğumuzla, sevdiklerimizle beraber günlerimizi geçirelim hayırlısıyla inşallah. Sizlerin de öyle, bizlerin de öyle. Korona dönemi gibi ev hapsi, eve kapandık. Sıcaklardan dolayı Allah o günlere tekrar bizleri döndürmesin. Koronada da böyle olmuştu. Evlere kapanmıştık. Mecburiyet haricinde şimdi çıkabiliyoruz ama o zaman hiç çıkamıyorduk. Maalesef maskeli olarak çıkıyorduk. Allah o günleri tekrar etmesin. Bizleri daha iyi günlere, daha mutlu günlere, daha sağlıklı günlere eriştirsin. Bugünlük benden bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Sizlerle beraber inşallah minnak balkonunda böyle karşılıklı geçeriz. Bol bol kahveler içeriz. Burada kahve yanı şekerim. Bayramdan kalma hala duruyor, bitmedi. Ben şimdi bu videomu editleyeyim. Bu arada erişi siparişlerimi bitirdim. Çok şükür elhamdülillah. Hayırlısıyla ne zaman isterse Aynur Hanım'a göndermek üzere hazırım. Aynur Hanım'ın siparişleri de bitmiştir. Şimdi bugünden itibaren Özlem kızımın Kastamonu savcılığında çalışıyor. Bana 2 tane siparişi vardı. Onu yapacağım. Onu başlayacağım. Özlem kızım eğer ki istediğim bir örnek varsa bana Instagram'dan atabilirsin. WhatsApp'tan da atabilirsin. Ne, nasıl gönlün isterse oralardan bana gönderebilirsin. Ama bana güveniyorsan zevkime, bana bırakırsan onun renklerini, örneğini havluya göre ben daha iyi yaparım. Yani havlunun rengine göre örnek seçmeye çalışıyorum. Desenine göre örnek seçmeye çalışıyorum. Birbirleriyle uyumlu olması için çok dikkat ediyorum. Evet canlar, hepinize Ordu Karadeniz'den nerede yaşıyorsanız kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Sizleri çok 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 seviyorum. Hepiniz birer iyilik meleklerisiniz bizlerin. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız, iyi ki kanalımızdasınız, iyi ki beni tercih etmişsiniz. Beğen yapmayı ve beğen yaptığınız zaman otomatik olarak hype gelecektir. Doğru mu söylüyorum bilmiyorum. Hype mi deniliyor, hype mi deniliyor bilmiyorum daha doğrusu nasıl söylendiğini. Eğer yanlış söylüyorsam da kusuruma bakmayın. Hype'ye bana puan verirseniz benim keşfette sıralamalar arasına girmeme yardımcı olmuş olursunuz. Teşekkürler butonu gibi değildir. Tekrar tekrar ediyorum ama aramıza yeni gelenler var.
Bir önceki videoları izleyemeyenler olabilir, bunu izleyenler olabilir. O yüzden tekrar ediyorum. Beni keşfette, sıralamalar içinde görmek istiyorsanız Şükran ablanızı, Şükran'ın dünyasına hep puanlama yorumlarda verirseniz çok mutlu olurum. Abone olmayı unutmayın. Beğen yapmayı, yorum yazmayı sizlerden çok 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 rica ediyorum. Hatırlatmak amacına tabii ki yapıyorsunuz. Allah razı olsun, elleriniz dert görmesin. Unutanlar olabilir, abone olmadan izleyenler olabilir. Onlar için tekrar tekrar böyle tekrarlamak bizlerin görevi. Eğer rahatsızlık veriyorsam da kusura bakmayın. Allah razı olsun. Çok 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 teşekkür ederim. Sizleri kocaman öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.